Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kültür kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Fiat Grande Punto'nun seceklerini nasıl değiştirdiğini göstereceğim. Seceklerimi değiştiriyorum. Kış itibariyle her sene ben düzenli olaraktan seceklerimi değiştiririm. Görmüş olduğunuz RBV marka çok fazla bir kaliteli bir secek değil. Ama her sene değiştirdiğim için herhangi bir sıkıntısını da görmüyorum. Camı da güzel temizliyor. Bu secekleri internetten satın aldım 30 TL'ye. Ve arabamın seceklerini değiştireceğim. Nasıl değiştirdiğimi de göstereceğim. Fiat, Linea, Grande Punto bu tip araçlarda Fiat grubunda secekleri bu şekilde değiştirebilirsiniz. Önce kutumuzu açalım. Boyutları tam olaraktan ben bunları sipariş verdim. Burada da gösteriyor 26 inç, 15 inç diye. 650 büyük sol taraf. 65 santim. Sağ taraf 38 santim burası. Bu secekleri kendi şeyine göre, üzerine zaten yazmışlar Grande Punto, Linea, Punto, Punto Evo 2009, 2012, 2012 ve sonrası, Grande Punto'lara 2005 ve sonrası için bu secekler kullanılıyor. Bunun nasıl değiştireceğini de size göstereceğim şimdi. Seceklerimizi çıkartıyoruz. Aparatlar üzerinde hazır takılı olarak geliyor. Eğer takılı olarak gelmese bile kendisine uygun aparat hangisi ise normal şartlarda secek kutusunun arkasında gösteriyor. O aparatı bunun üzerine oturtuyorsunuz ama bunun üzerinde hazır takılı gelmiş aparatları. Bu kısa olan taraf. Şu tarafı da çıkaralım. Kutu biraz deforme olmuş. Evet arkadaşlar, bu da 65 santimlik sol taraf. Bunu da buraya koyalım. Şimdi seceklerimizi değiştireceğiz. Güvenlik için her zaman şuradan bir tane bez getireyim. Bir dakika bekleyin. Her zaman değiştireceğimiz seceğin altına bir adet bez koymanızda fayda var. Çünkü yanlışlıkla camın üzerine düşürseniz camı kırmayın diye, zarar vermeyin diye şu şekilde. Eski seceğin altına bir adet bez koyarsanız camınıza zarar vermezsiniz. Şimdi gelelim bunu değiştirmeye. Bu görmüş olduğunuz gibi sağda ve solda tırnakları var aynı şekilde. Arkalı önlü. Bunlara bastığımız zaman, yukarıya çektiğimiz zaman secekler yerinden çıkıyor. Şimdi bu eski secekti. Çok fazla deforme olmamasına rağmen özelliğini yavaş yavaş sertleşerek kaybettiği için ben değiştiriyorum. Yeni sileceği görüyorsunuz. Aynı şekilde kanatları sağlı sollu. Önce bunu buraya kanatlarını oturtuyorum. Şu şekilde alttan bastığım zaman da kanatlar yerine oturdu. Üzerinden de takıldı. Şu an kilitlendi silecek. Yeni sileceğimizin sağ tarafını taktık. Tekrar şimdi sol tarafa geçelim. Tekrardan güvenlik için bezimizi buraya açalım. Tırnaklara tekrar dokunuyoruz buraya. Basıyoruz. Yukarı doğru çektiğimiz zaman eski silecek elimizde. Yeni silecek de aynı şekilde. Şu kanatları buradan içeriye geçirip yukarıdaki yuvasına oturttuktan sonra aşağıdan tekrardan bastırırsanız şu şekilde seceğimizi yerine oturtturduk. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an işlemimizi tamamlamış bulunduk. İki adet silecek aracımıza değiştirdik. Arka silecekler için ise biraz pahalı olduğu için bu şekilde alırsanız arka silecekleri 65 lira falan civarında. Onun da sadece telli silecek olduğu için lastiklerini sanayide 2 liraya kestirip kendiniz değiştirebilirsiniz. Onlar telli, eski sistem, bu muz tipi silecek dediğimiz silecekler. Bir de yeni çıkan hibrit silecekler varmış. Hem telli gibi hem de muz tipi gibi daha iyi cam tuttuğunu söylüyor. Onun hakkında da bir araştırma yapmayı düşünüyorum ama şu an için elimde bunlar var. Bu şekilde silecekleri değiştirdim. Otomobil Kütot kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.